Pazarlık TV'den merhabalar değerli dostlar. Ben Mutlu Kobay. Yine sizlerle birlikteyim. Bugün 3 Mayıs 2024 Cuma günün pazardaki kısa gelişmeleri ya da pazarı Rize günün kısa gelişmeleri sizlere sunacağız. Tabii ki sizden tek isteğimiz özellikle gündempazar.net sitemizi takip etmeniz. Çünkü fotoğraflar, videolar, haberler, ayrıntılar gündempazar.net sitemizde orada yayınlanıyor. Evet, değerli izleyicilerimiz, bugün Rize ve bölgemizi ilgilendiren önemli haberlerden biri olan, özellikle tabii ki konumuz çay. Çayı ilgilendiren bir haberle başlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bildiğiniz gibi büyük bir mitinge hazırlanıyor. Ve bu pazar günü büyük bir miting yapacak. Saat 13.30'da Rize'de. Aynı zamanda tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın Tahsin Ocak'ta da bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Ve televizyonlarda bir takım demeçler veriyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Tahsin Ocaklı'nın bugün televizyonlar yapmış olduğu kısa bir röportajı sizlerle paylaşalım. Evet, bakalım milletvekilimiz Tahsin Ocaklı neler söylemiş. Hemen dinliyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir çay kanunu teklifi verdik. Hepinizin bildiği gibi iktidarın ve destekçilerinin oylarıyla reddedildi. Arkadaşlar, hikaye şu. Çiftçi diyor ki, hem o da eliyle hem de kendi diliyle diyor ki, benim maliyetim 18 liranın üstünde. Sen bana 17 lira verdiğin zaman bu sürdürülebilir tarım olmaktan çıkar. O yüzden biz parlamentoda, onlar bahçede, her yerde bu derdi anlatıyoruz. Yanlışlığını ortaya koymaya çalışıyoruz, düzeltme istiyoruz. Peki ne diyor bununla ilgili Çaykur Genel Müdürü? Maliyet hesaplarımızı kimseyle paylaşmayız. Sizin nasıl maliyet hesabı yaptığınızı Çaykur Genel Müdürü bize söylemez. Milletvekiliniz söylemez. Cumhurbaşkanı, Tarım Bakanınız söylemez. Sizin hesaplarınızda bir yanlışlık var. Koyalım bir masanın önüne. Biz toplama maliyeti, gübre maliyeti, işte üretimle ilgili çayın sofranızdan veya boğazınıza gelene kadar bütün maliyetlerini koyalım ortaya. Eğer bizim dediğimiz çıkmazsa vermeyin. İktidar sağır ve dilsiz oldu. Çiftçiyi duymaz oldu. Bu durumda bu tarım sürmez. Bakın arkadaşlar, asıl hedefi şimdi açıklıyorum size. Bunların asıl hedefi zaten çayın geçim kaynağı olmaktan çıkmasını sağlamak. Ve sevgili izleyenler, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı bizlerle birlikte. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ve arkanızda çok güzel bir manzara var. Bu arada tüm Rize'ye, Karadeniz'e sevgi ve selamlarımızı iletelim. Yeşilin, doğanın en güzel olduğu yerlerden biri Türkiye coğrafyası içerisinde. Şimdi sizin sözlerinizi aktardık. Bir miting çağrısı var. Pazar günü yapılacak ve çay üreticisi çok zor durumda. Vazgeçmek durumunda kalıyor. Belki de üretmekten. Sizi dinleyelim. Buyurun lütfen. Aslında haberlerinizi izlerken doğru ifade ettiğimi düşünüyorum. Buradaki sorun şu. Bir çay fiyatı açıklandı. Alışılagelmiş bir biçimde, yani Cumhurbaşkanı'nın veya Tarım Bakanı'nın gelip Rize meydanlarında açıkladığı biçimde değil, bir gece yarısı sosyal medya hesaplarından ifade edilerek yapıldı. Bunun nedeni elbette ki bu çay fiyatının üreticilerinin göstereceği tepkiydi. Şimdi gelinen noktada 2 Haziran Pazar günü kimi çay bahçesinde, kimi evinde, kimi kooperatifler eliyle, kimi her türlü yerde yapılan protestolara kulak tıkayan iktidara yeni bir uyarı, yeni bir çağrı için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızın nezdinde
Pazar günü saat 13.30'da bir büyük miting yapacağız. Buradaki amacımız bizim iktidarın kendisi, şahsı, cumhurbaşkanı vesairesi değil, çay tarımı ile ilgili politikalarda alınan yanlış karardır. Bunu da nasıl ifade ediyoruz? Daha evvel de söylediğim gibi, burada üretici kooperatiflerimiz ve ziraat odalarının yaptığı araştırmaya göre 18 TL'nin altında kilogramına çayı mal edebilmek mümkün değil. İktidar bu fiyata karşılık 17 TL vermek suretiyle çayın geçim kaynağı olmaktan çıkartılmasını öngörüyor. Şimdi ayrıca yine özel sektör uygulanan kota ve kontenjan nedeniyle bu fiyatın da çay alımına devam etmekte. Dolayısıyla çay üreticisi bundan rahatsız oluyor. Yani sürdürülebilir ve gerçekçi olmayan rakamlarla çay üreticisi eziliyor, yük altında kalıyor ama buna karşılık kaynaklar hiç ihtiyacı olmayan yanlış yerlerde kullanılmaya devam ediyor. Sayın Ocaklı, peki neden şimdi çok aklın yolu bir, siz çay üreticisine 17 lira diyorsunuz ama çay üreten kişi diyor ki 17.80 liraya mal oluyor. 17 lira nasıl olacak? Hiçbir şekilde bir kazancımız olmuyor. Ve söylemiş olduğunuz gibi geçim kaynağı olmasından çıkarılması için alenen aslında buna teşvik ediliyor. Oradaki çay bahçeleri olan birçok insan. Sizin belirttiğiniz bir detay var. Çok kıymetlidir ve önemlidir. Çaydaki fiyat politikasının arka planı tarım alanlarını maden sahasına çevirmek mi sorusu geliyor. Tam da bu Handan Hanım. Bundan söz ettiniz. Bunu şimdi konuşalım. Şimdi bu coğrafyada. Buyurun. Evet. Şöyle söyleyelim size. Dünyada içilebilir su kaynaklarının ömrü, temiz su kaynaklarının ömrü 40 ile 50 yıl arasında olduğu bilim insanları tarafından ifade ediliyor. 1- Türkiye'deki içilebilir su kaynaklarının çoğunluğu Karadeniz coğrafyasında bu koordinatlarda yer almaktadır. 2- Karadeniz coğrafyasında tarımın bitirilmesinin nedenini sadece maden ocaklarını açma iştahına dayandırıyorum. Bunu da bir tane ilçemizden bir örnekle anlatayım. Arhavi ilçesi. Buyurun. Arhavi ilçemizin %71'inde, ilçenin %71'inde maden ruhsatı verilmiş. Ben de Enerji Bakanı'na soru önergesiyle sordum. Rize, Trabzon ve Artvin illerinin nerelerinde maden ruhsatı verdiniz diye soru önergesiyle yönelttim. Geldiği cevabı halkımızla sizler aracılığıyla paylaşacağım. Asıl amaçları budur. Bunu destekleyen şey de şudur. Biliyorsunuz mecliste bir kripto varlıklarla ilgili dijital sermaye piyasası kanununu düzenleyen bir kanun teklifi getirdiler ve iktidarın ne yazık ki oy fazlası çokluğu nedeniyle bunu da meclisten geçirdiler. Bugünlerde televizyonlarda en çokça dönen şey kripto varlıklarla ilgili reklamlardı. Yani burada tarımın bitirilmesi, madenin işletmelerinin önünün açılması ve buradaki insanların bu topraklardan göç veya mülkiyet el değişimine neden olmasını sağlayacak olan hazırlıklar yapılıyor. Ama biz bunların karşısında duracağız. Çay üretimi burada yıllardır, uzun yıllardır geçinmişler yani. Özetle geçinmişler. Ama şimdi gelinen noktada bu şekilde bu tarım sürdürülemez. Zaten bu iktidarın da niyeti sürdürülmesini engellemektir. Bunu hem Tarım Bakanlığı bütçesinde gayri safi milli hasılardan %1 olarak verilmesi gereken payın 0.40'larda olduğunu bildiğimizde anlıyoruz. Hem de bu şekilde çayda, buğdayda, mısırda, tütünde, pancarda, narenciyede tarımda insanları önünü kapatarak desteklerini çekerek işte bu ülkede toprak mülkiyet el değişiminin sağlanmasına ön açıyorlar. Ama buna direneceğiz, buna izin vermeyeceğiz. Bu topraklar yüzyıllardır bizim, yüzyıllardır da bu topraklarda bu tarım yapılıyor. Bu tarımın önünü kestirmeyeceğiz, o kadarını söyleyeyim. Mecliste kanun geçirmiş olabilirler. Efendim bir duralım, burada duralım. Şimdi Sayın Ocaklı, sizin bahsettiğiniz detayları düşündüğüm zaman ben Trabzonluyum. Sürmeliyim. Dolayısıyla yeşili bilirim, doğayı bilirim, memleketimi cennetten bir köşe olduğunu, Türkiye'nin dört bir yanı öyledir. O Karadeniz'deki o yeşile kıymak büyük bir katliam olacaktır. Eğer ki böyle bir niyet varsa belirttiğiniz gibi. Ancak oradaki Karadeniz'deki halk her şeyi çaydan sonra planlar. Düğünü çaydan sonra planlar, alışverişini çaydan sonra planlar, hayatında yapacak olduğu bütün yenilikleri
Düğünü, nişanı, sünneti, her şeyi çay biter. O bütçeye gelir ve ardından yola çıkar. Yani burada oradaki vatandaşın elindeki en önemli geçim kaynağını almaktan bahsediyoruz. Tamamen doğru. Planlı olarak bu yapılmaya çalışıyormuş. Başka bunun hiçbir izahı yoktur. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'ndan özellikle randevu istedim. Sizin hesaplarınızda bir yerde bir yanlışlık var. Maliyet hesaplarını yapan ziraat odalarımızın, kooperatiflerimizin ve çiftçimizin kendisinin maliyetlerini ortaya koyalım. Siz de maliyetlerinizi ortaya koyun. Bir yanlışlık var ise biz düzeltmeye hazırız. Ama Çaykur Genel Müdürü'nün buna ilişkin açıklaması şöyle: bırakın maliyet hesapları bizde kalsın. Böyle bir şey olabilir mi? Çaykur'un varlık fonu içindeki zararlarıyla ilgili bilgi istiyoruz. Denetleme hakkımız yok varlık fonu içinde olduğu için. Tamamının Sayın Cumhurbaşkanı denetleyebiliyor ya da onların atadığı bağımsız denetim kuruluşları denetleyebiliyor. Yani hiçbir yerde bize ilgi ve bilgi vermiyorlar, denetim vermiyorlar. Ama buna karşılık hazırda şu anda bekleyen özel sektör firmaları var. Yabancı kaynaklı isim kullanmayın burada. Verin bize Çaykur'u diyorlar. Bakın nasıl zarar mı ediliyor, kar mı ediliyor görelim. Onca özel sektör var. Bunların hepsi yani bunun ticaretini yapıp para kazanabiliyor. Biliyorken Çaykur nasıl oluyor para zarar edemiyor? Çaykur nasıl oluyor da bu üreticiye bu parayı veremiyor? Bırakın üreticiye para vermeyi. İşte biz bunlarla ilgili bir yasak teklifi verdik. Dedik ki yaş çaya taban fiyatı diye bir şey olsun. Bu özel sektör bazı hallerde fırsatçılık yapıp ucuza çay alıyor. Mesela şu anda 15 liraya 14 liraya çay alan özel sektör fabrikaları var. Bunları önlemenin yolu kanuni bir düzenlemeyle yaş çaya taban fiyatı yapmak. Evet, şimdi bunun teklifini çay kanununa geçelim. Yaptık, reddedildi. Şimdi çay kanununun içeriğinde neler olduğunu sizden dinleyelim. Siz çay kanununun çıkması gerektiğini özellikle belirtiyorsunuz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istediğinizi de belirtiyorsunuz. Herhangi bir şekilde yanıt alamadığınızı söylediniz. Bu başlığı açalım, dinleyelim sizi. Buyurun. Çay kanunu teklifimiz şudur. Bileşenlerin yani çayın yudumladığımıza kadar olan evrelerinin içinde bulunduğu, yani çayı hasat edenin, çayı nakledenin, çayı işleyenin yani fabrika işçilerinin içinde bulunduğu bütün bileşenlerle birlikte oturup planlı bir şekilde içinde özünde şu olan, hiç kimsenin çayının dalında kalmadı. Yaş çay taban fiyatının devlet eliyle belirlenip özel sektörün de bu fiyattan çay almasının, bunun altında çay almasının önüne geçileceği, ebek isteği verileceğini içeren bir pakettir bu. Yani tarımın sürdürülebilir olmasını sağlayan bir paket aslında. Bunun için de yürürlükteki yasalar yeter. Düzenlemede de tek ihtiyaç olan şey yaş çay taban fiyatı meselesidir. Yaş çay taban fiyatının bileşenlerin maliyet hesapları ile ortaya koymasıyla birlikte belirleyecek fiyatın bütün çay alımını yapan yerler için geçerli olmasını sağlayan bir düzenlemedir. Hepsi bundan ibarettir. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı isterse şu anda kararnameyle de yapabilir. Bir kanun teklifiyle AK Parti grubu getirsin, biz destekleyelim. Veya bizim önerdiğimiz teklifi tartışalım, buyursunlar. Eğer hatalı bir yeri varsa kamuoyu hak verir. Ona göre de şey yapar, yani takdirini kullanır. Ama şöyle söyleyeyim, bunlar çiftçiyi ezmeye devam ettikçe handan anıp bunların başına gelecek olan şey şu: siz bilirsiniz ama bizi izleyenler bilsin. Buralarda yamaçtır, 45-50 derece eğimli yerlerde çaylar toplanır. Evet. Bohçalanır, bazen sırtta yukarıya doğru çıkarsınız, bazen de kolaysa aşağıya doğru yuvarlanır bohçalar. Şimdi birinci sarı kartı verdi yerel seçimlerde. İkinci sarı kart bohçaların aşağıya doğru yuvarlanması gibi olur. İktidarı sandıkta yuvarlarlar. Onun için çay üreticisini koruyan düzenlemeleri hemen getirin diye bu ekrandan bir daha uyarmış olalım. Aynı zamanda şu tekrarı da yapayım. Vaktimiz ne kadar var bilmiyorum ama. Buyurun lütfen. Yani bizim pazar günü yapacağımız miting burada 1,5 milyon insanın geçim kaynağı ile ilgilidir. Evet. Ve bu aynı zamanda Türkiye'nin tamamının kullandığı, akşam evde, yolda, işte her yerde içtiğimiz, istirahatte içtiğimiz ve alışık olduğumuz bir ürün.
Yani bu milli bir ürün ve bundan geçilen 1 milyon insanın yok sayılması büyük yanlış olur. Bu nedenle bunu son kez büyük bir kitlesel miting ile Rize meydanlarından Sayın Genel Başkanımız anlatacak. Karşılığını isteyecek, düzeltmesini isteyecek. Biz de orada olacağız. Ama eğer iktidar bunu karşılamazsa da bizim mücadelemiz yine sürecektir. Bu hak kazanana kadar sürecek. Efendim oradaki coğrafyayı korumak, oradaki o güzelliği korumak, orada bu şekilde geçinen vatandaşın, Türkiye'nin yerli miting. Saat kaçta, nerede, sizden alalım. Ekran başındaki izleyicilerimiz sizden duysunlar. Buyurun lütfen. Evet, tekrar edelim. Rize'de Cumhuriyet Meydanı'nda. Saat 13.30'da. Eline makasını, çay bohçasını, torbasını, sırtına sepetini alan her çay üreticisini, çay üreticisine destek veren toplumun her kesimini bu mitinge destek vermeye ve çay üreticisinin hakkını korumaya davet ediyoruz. Katılımlar bizi ve Türkiye'yi güçlendirecektir diyorum. Evet, hepimiz çay içiyoruz. Masalarımızdan eksik olmayan bir çiçekten bahsediyoruz. Ve o coğrafyada ne mutlarla üretildiğini ben kendim bildiğim için, çok iyi bildiğim için o coğrafyayı anlayabiliyorum. Teşekkür ederiz Sayın Ocaklı. Zaman ayırdınız, değer kattınız. Buradan Rize'ye selam olsun. Tüm çay üreticilerine, emekçilerine de Flaş Haber TV'den sevgi ve saygılar efendim. Sağolunuz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dileriz. Sağolunuz. Evet değerli izleyicilerimiz, evet, Rize CHP milletvekilinin yapmış olduğu açıklamaları dinledik. Şimdi bir başka haberimize bakalım. Evet, bir başka haberimiz ekmekle ilgili, bildiğiniz gibi günlerdir bahsediliyor. Evet, ekmek fiyatlarına 1 Haziran itibariyle zam geleceği duyurulmuştu ve yarın itibariyle de 1 Haziran ekmek fiyatlarının 12,5 liradan satılacağı günler öncesinden duyurulmuştu. Ama ancak bir gelişme oldu. Rize Valiliğine gelen tepkiler, özellikle vatandaşın tepkileri ve Rize valilerinin de tabii ki istekleri doğrultusunda Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından bir teklif daha geldi. Bu teklif 21 Haziran'a kadar ekmeğin yine 10 liradan satılması idi. Evet, bir kez daha vurgulamak istiyoruz değerli izleyicilerimiz. Evet, normal itibariyle yarın ekmekler Rize'de 12,5 liradan satılması gerekiyordu. Ancak gelen tepkiler doğrultusunda ve Rize valinin tabii ki emriyle diyelim, şu an itibariyle Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından bir açıklama geldiği söylendi. Ve yarın itibariyle Rize'de ekmekler 10 liradan satılması gerektiği söyleniyor. Biz de tabii ki bir araştırma yaptık. Pazardaki esnaflarımıza, fırıncılarımıza uğradık. Fırıncılarımızda uğradık ama fırıncılarında sistemleri var. Ne konusu? Bakalım yarın ekmek kaç paradan satılacak? 10 liradan devam mı edilecek yoksa 12,5 liradan satış devam mı edilecek? Çünkü eleman resmi olarak ve resmi kararlar doğrusunda 1 Haziran itibariyle ekmek 12,5 liradan satılacaktı ama dün gelen ikinci bir kararla ekmek 21 Haziran'a kadar yine 10 lira satılması isteniyor. Fakat tabii ki fırıncılarımız da biraz dertli. Bakalım şimdi bu fırıncılarımız neler söylediler. Evet, onlara kulak vereceğiz.
bakalım hep birlikte dinleyeceğiz. Tabii ki fırıncılar deyince aklımıza hem Nizamettin Bey geliyor, hem Sabri Bey geliyor, hem Recep Bey geliyor. Onlarla evet, konuyla ilgili kısa paylaşımlarımız oldu. Şimdi onları sizlerle evet, paylaşacağız. Bakalım durum nedir? Evet, düşüncelerini sizlere aktaralım. Evet, izliyoruz. Mehmet Bey, kolay gelsin. Biliyorsun gündemlerde birdir sürüyor. 1 Haziran itibariyle ekmeğin fiyatlanacağı hakkında evet yazılar da gelmişti. Bugün gelen bazı bilgiler doğrultusunda evet, ekmek fiyatlarının ertelendiğinden bahsediliyor. Siz bu işin yani ilk ağzı olarak, üreticisi olarak ne düşünüyorsunuz? Böyle bir yazı geldi mi? Ne yapacaksınız efendim? Verilen hak geri alınmaz. Ekmek fiyatları, yani ekmek, daha doğrusu ekmek, Türkiye'de ekmek siyaseti alet edilemez. Tamam mı? Çünkü neden? Bu hizmet, kamu hizmeti görüyoruz. Selde, afette, savaşta, depremde, her yerde, her zaman. Ve fırınlarda çalışan, yani ekmek üretiminde çalışan işçiler, özellikle gecesini gündüzüne katarak evine helal ekmek getiren, helal lokma getiren insanlar, şu anda EYT'den dolayı işçi sıkıntısı da çekiyoruz. Kalifiye eleman da bulamıyoruz. Asgari ücret 17 bin lira. 30 bin liranın altında adam çalıştıramıyorum, bulamıyorum. 30 bin lira, 35 bin lira, 40 bin lira teklif ettiğim halde adam bulamıyorum, kendim çalışıyorum. Dolayısıyla verilen bir hak var. Sadece ekmeğe 1 lira 50 kuruş, 25 kuruş, 1 lira 25 kuruş, 50 kuruş İnsanlar gözüne batmaz. Bir diyor mu ki benim Rize Esnaf Odası Başkanım, Ak Mehmet, ona niye zam yapıyorsun? Evet. Diyor mu? Demiyor. Veya Ankara'daki unculara, veya anladığım Konya'daki unculara, veya Türkiye'deki maya kartellerine diyorlar mı? Demiyorlar. Dolayısıyla bir ay önce 650 liraya aldığım un, dün itibariyle 750 liraya aldım. Faturası var. Devlete gideyim. Faturayla maliyeye gideyim. Bunlar kontrol edilmiyor. Bunların maliyetine bakılmıyor da. Tamam, ekmeğe verilen 25 kuruşun, yani %25 kuruş mu? Bu Rize'deki 3-5 tane esnaf odası başkanının, ki yıllardan beri o odaları işgal eden başkanlar, yıllardan beri işgal etmişler. Sadece Rize'de değil, tüm Türkiye'de de aynı da, Rize'de helali. Bu işi bilmeyen adam, hamur yoğurmasını bilmeyen adam, yemek pişirmesini bilmeyen adam, bunun maliyetini bilemez. Fırıncılar Odası burada kendini de koltuğunda sağlama alarak ekmekte siyaset oynatıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız bununla ne haberi var? İkide bir söylüyorlar. Cumhurbaşkanı memleketinde ekmeğe zam olmaz. Ya Cumhurbaşkanı memleketinde bir bardak çay 15 lira. Çay ocağında oturdum, bugün 15 lira. Bir bardak çay. Evet. Dolmuşa geldi. Tüm zeytine geldi, peynire geldi, yumurtaya geldi. Her şeye zam geliyor. Domatese geldi de. Bu ekmek hizmet ya. Bu üretiliyor, insanlar çalışıyor. İmal ediyor. İmalat ederken yani bunu düşünmüyorlar. Sonuçta burada kira yok mu? Sonuçta şudur. 1 Temmuz itibariyle verilen hak var. 1 Haziran itibariyle ekmek fiyatlarını uygulayacağız kardeşim. Uygulayacağız. Öyle bir şey yok öyle. 2-3 kişinin, yani Rize Ticaret Odası Başkanı ile Rize Esnaf Odası Başkanı'nın keyfiyle bu işler olmaz. Olmaz. Peki çok teşekkür ederiz. Yani yarın itibaren biz 12.5 biz vatandaşımızdan, bana desin ki devlet, Cumhurbaşkanı desin ki kardeşim, sen pazarda üç ay enflasyondan dolayı ekmeğe zam yapmayacaksın. 3 ay değil, 5 ay yapacağım. 5 ay zam yapmayacağım. Cumhurbaşkanı ama desin. Cumhurbaşkanımızın emri olsun yeter. Teşekkür ederim. Bunlar Cumhurbaşkanımıza güya hani keyif bağışlıyorlar. Evet. Aslında işte yerel yönetim ve son seçimlerde gördük. İnsanlara gitmediler. Gitmediler Cumhurbaşkanımızın şeyini yerde bıraktılar. Evet. Sözünü yerde bıraktılar. Hele hele memleketinde. Evet, yarın itibariyle ben 12.30'dan uygulayacağım. Teşekkür ederim. Bana valim, devlet. Ben devleti tanırım. Ben devletçiyim. Bana vali, valilik, sayın vali yazıyı bir emir gönderirse o zaman uygulamayacağım. Ama
Yeri resmi, yeri resmi, özel, yeri tüzel, esnaf odasıymı, ticaret odası. Şu an itibariyle elimde, vali bey bana bir talimat yazsın. Evet. De pazar fırıncıları, kaymakamlık veya pazar kaymakamı bana bir talimat yazsın. Ekmem uygulamayacaksın desin, uygulamayacağım. Teşekkür ederim. Ben bunlara bakmayacağım. Evet, ben devlete bakarım. Evet. Kim var devleti temsil? Kaymakam var. Kim var? Sayın vali var. Sayın vali mi? Yazsın. Evet. Ben uygulamam. Yani şu anda... Evet, değerli izleyicilerimiz. Sayın... Zahmettin Hazır Duha ile dede gördüğünüz gibi evet, her şey tam geri ediyor. Yani kuruştan geldi diyor, kıyamet mi kopuyor? O biraz da evet, onlar da tabii ki haklı. Evet, un fiyatları, şeker fiyatları, zeytindir, peynirdir, her şeye yıldırım gibi zamlar geliyor. Fakat dediğimiz gibi evet, şimdi 12,5 liradan ekmeği satacaktık ama şimdi ne oldu da evet, tekrar 10 liradan devam edecekmiş. Ben 12,5 liradan satmaya devam edeceğim dedi ama ayrıntıları izlediniz. Bakalım ne olacak, neler bitecek. Evet, bu konuda bir de diğer yine fırınlarımızdan evet, hemşin ekmek fırını vardı. Ona da evet, bir göz atalım bakalım onlar neler demiş. Değerli izleyicilerimiz, ekmek üzerine araştırmalarımız devam ediyor. Evet, Sabri Bey ile birlikteyiz. Sabri Bey, bu konu hakkında neler söylüyorsunuz hemen? Duygularınızı alın. Evet, ekmekle ilgili. Buna zam gelmesin, bize hiçbir zaman zam yapmasın diyor. Senede 10 defa zam geliyor. Bir de senede bir defa zam veriyorlar. Onu da çok görüyorlar. Eğer vali bir şey durduracaksa bunun zamini durdursun. Gitsin unun fiyatı, 12. ayda unun fiyatı kaç paraydı çıkarsın. Eğer benim o günde bugüne kadar verdiği zam yeterliyse ben fırını bırakacağım. Vatandaşa bırakacağım. Onunca unu durdursun, beni değil. Evet, yani alt bir şey yapacaksa bunun gerçek ham maddesi undur. Unu durdur. İşçiyle demiyorum. Bak içime %50 zam veriyor. Helali bir olsun. Daha versin. Evet. Ama vali bey unu durdursun. Unu beni değil. Peki yaklaşık bir ay önce işte 1 Haziran itibariyle 12,5 denmişti ama şimdi gelen itirazlar özellikle Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan da itirazlar gelmiş. Dediler şimdi geçici benim olarak durduruldu. Yarın kaç para ekmek? Yarın uzatmayalım. Çekebilirsin. Görüşecek. Bak liste orada. Yarın ekmekler 12. Müşteri yetiyorsa onu durdursunlar. Bize değil. Teşekkür ediyorum. Bize una zam vermesinler. Bize hiç vermesinler. Evet, çok teşekkür ederim. Bir sene una zam vermesinler. Bir sene aynı zamanda bana bir kuruş vermesinler. Çok teşekkür ediyoruz. İşime de versinler. İşime de vereceğim. Evet, bu da vereceğim. Ve tek uncuya vermesinler. Evet, çok teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi. Evet. Değerli izleyicilerimiz, bu da Sabri Bey'den evet, gelen sistem. Evet, tabii ki önümüzde hemşin ekmek fabrikası olarak hizmet veriyor yıllardır. Evet, buna niye müdahale etmiyorlar? Diğer tabii ki zamlara niye müdahale etmiyorlar da işte buna müdahale ediyor diyorlar. Ben de yarın itibariyle 12,5 liradan ekmeğimi satacağım diyor. Bakalım ne olacak dediğimiz gibi. Öte yandan Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odalar tarafından ayın 21'ine kadar, evet, yalanmıyorsam 21'ine kadar fiyatların devam edeceği söylendi. Yani evet, şöyle bakalım, fırıncılarımız normal Rize'den gelen yazı gereği 21 Haziran'a kadar 10 liradan satışlarının devam etmesini söylediler. Biz bugün Pazar Ticaret ve Sanayi Odası ile de görüştük. Evet, bu görüşmemizde
Evet, onlar da doğruladılar. Rize'den gelen haber doğrultusunda, yani yazı doğrultusunda 21 Haziran'a kadar, evet, bir kez daha bakalım. İşte yazıyı şu anda görüyorsunuz. Öncelikle 1 Haziran itibariyle, evet, yazı gelmiş. 1 Haziran itibariyle 12,5 liradan satılması gereken resmi yazılar gelmiş. Fakat yeni gelen haber doğrultusunda, evet, ki saat 16 itibariyle dediler ki diğer fırıncımız olan, tabii şu anda ulaşabildiğimiz fırınlara, evet, uğradık. Diğer bir fırınımızda Reis Ekmek fabrikaları vardı. Reis Ekmek fabrikası, evet, yetkilileriyle görüştük. Özellikle Sayın Çatan Bey'le görüştük. O da tabii ki görüntü olarak bir görüntü alamadık ama kendileri özellikle bizden şunu söylediler. Onlar da sayın yetkililer, evet, valimize, kaymakamımıza ve aynı zamanda tabii ki Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı'na, yönetimine seslenerek ünlerimizi alsınlar dedi. Hatta işte maliyetleri de çıkartsınlar. Her türlü malzemelerin ne kadar gideceğini söylesinler. Bizim kazanacağımız parayı da bize söylesinler. Biz onların dediklerini anlamayı biliyorum dedi. Kendisi görüntü olarak haber vermese de yine de onun sözlerini sizlere bir kez daha aktaralım. Evet, yine Nizamettin Bey'in, aynı zamanda Sabri Bey'in dedikleri gibi bu fiyatlarından herhalde farkı yok. Altyapı fiyatlarından farkı yok. Gün gün zam geliyor. Bu nedenle ünlerimizi alsınlar. Diğer, evet, ham maddelerimizi bize versinler. Ondan sonra ne kadara satacağımızı da söylesinler. Biz de onların dediği gibi yapalım dedi. İşte görüntülere bak mı görüyorsunuz. 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere bir karar alınmıştı. Daha sonra bu kararın 26 Haziran, düzeltelim, 21 Haziran'a kadar devam etmesi söylendi. Pazartesi Odası'yla da biz görüştük. Herhalde yazılı olarak tebliğ edilecek. Artık yarınla hayrola, gördüğünüz gibi, evet, fırıncılarımızda biraz sistem var. Her şeye zam geliyor. Onlara niçin müdahale edilmiyor? Evet, minibüste de zam geldi, otobüste de zam geldi. Evet, zeytine, peynire, her şeye zam geldi. Şimdi kalkmışlar. Evet, bu 12,5 liraya itiraz ediyorlar diye sistemleri var. Bakın, Pazar Ticaret tarafından 1 Haziran, orada tarihini görüyorsunuz, 1 Haziran itibariyle 12,5 lira yazıyor. Evet, bakalım yarın itibariyle neler olacak, neler bitecek değerli izleyicilerimiz. Evet, tabii ki ekmek çok önemli. Ekmek aslanın ağzında diyorlar. Vatandaşın ekmeği, zeytini, artık peyniri de alma bir hali zorlanmaya başladı. Tabii belli bir kesimler rahat bir şekilde geçimlerini sağlıyor. Ama belli bir kesimler de maalesef feryat ediyor. Hele hele bunların içerisinde emekliler var, biliyorsunuz. Emeklilerin feryadı bir hali yüksek. Onlardan müjdeli haberler bekliyorlar. Bakalım ne olacak? Bugün ev kiralarının, işte pahalılığın bu kadar yüksek olduğu bir konumda emeklinin de geçilmesi bir hayli zorlaştı. Ama her şeyi, kararını hükümet verecek, devlet verecek. Tabii ki bu kararları bizler de bekliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, pazar günü itibariyle, evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Rize'ye, evet, miting yapmaya geliyor. Tüm üreticilere ayrım yapmadan herkesi, partili partisiz herkesi desteğe bekliyor. Çünkü Rize'nin geçim kaynağı özellikle çaydır. Bu çaya sahip çıkmasını, evet,
istiyorlar. Bu nedenle pazar günü saat 13.30'da müsait olanları Rize meydanlarına bekliyorlar. Bunları da buradan vurgulayalım dediğimiz gibi değerli dostlar. Evet, günün gelişmelerini sizlere tabii ki böyle aktarma kısa bir şekilde aktarıyoruz. Ayrıntılı bilgileri tabii ki sizlerden biz özellikle gündempazar.net'ten takip etmenizi istiyoruz. Şey diyoruz, gündempazar.net'i de dediğimiz gibi eğer yayarsanız, duyurursanız çok çok da seviniriz. Bunu buradan vurgulayalım. Bir kısa bir haberimiz daha var. Onu da hemen sizlere aktarmaya çalışalım değerli izleyicilerimiz. Ticaret Odası gün gün tabii ki yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Evet, yine Ticaret Odası'ndan bir haber geldi. Ticaret Odası'nın haberi neyle ilgili? Evet, K belgeleri eğitimleri veriliyormuş. Hemen onu da vurgulayalım. K belgelerini tabii ki anlayanlar bilir. K1, K2, K3, K4 belgeleri varmış. Bu belgelerle ilgili kurslar özellikle Pazar Ticaret ve Sanayi Odası'nda eğitimler başlanmış. Tabii ki ayrıntıları Pazar Ticaret ve Sanayi Odası'ndan da takip edebilirsiniz. Çünkü konuyu bilenler çok iyi bir şekilde evet, mutlaka biliyorlardır. Gördüğünüz gibi evet, yetkinler Pazar Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplanmışlar. K belgeleriyle ilgili eğitime başlamışlar. Bu nedenle eğer sizler de K1, K2, K3 belgelerine ihtiyaçlarınız varsa tabii ki mutlaka Pazar Ticaret ve Sanayi Odası'na uğramanız ve bu tabii ki eğitimlerden de yararlanmanızı tavsiye ediyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz, Web TV olarak kısa gündem haberlerini sizlere sunduk. Günün gelişmelerini sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii ki desteğe de ihtiyacımız var. Bizlere vereceğiniz reklamlar bazında evet, sizlerden aldığımız destekler daha iyi yolumuza devam edeceğiz. En önemli destekle sorununa bir çözüm bulmak istiyoruz. Evet, bu konuda sayın belediye yetkililerinden, sayın üyelerimizden de yardım istiyoruz. Evet, canlı bağlantılarımız, sohbetlerimiz, söyleşilerimiz stüdyodan canlı bir şekilde devam edecek. Bildiğiniz gibi pazarımız her şeye evet, layıktır ve her şeyin en güzelini yapar. Yeter ki dediğimiz gibi fırsatlar verilsin. Evet, pazarın radyosu 91.4 frekanslarından yıllardır hizmet vermeye çalışıyor. Nasıl çalıştığımızda pazar var. Yöre halkı çok iyi bilir. Evet, ve gereken destek verildiği takdirde en iyi noktalara geleceğimize inanıyoruz. Evet, elimizde bulunan bu değerleri kaçırmayalım diyoruz. Web TV'lerle ve aynı zamanda evet, habercilik yaparak internet sitesi gazeteciliğiyle yolumuza devam ediyoruz. Evet, reklamlarını, duyurularınızı, maddi manevi desteklerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.